Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 33'ten devam ediyoruz. Görüldüğü üzere sayfaların sol üstünde Arapça rakamlar ile 33 yazıyor. Sayfanın alt kısmında ise bizim bildiğimiz rakamlar ile 33 yazıyor. 3 3 Aynısı burada da geçerli. Bir tane 3 var. Yanında bir 3 daha var. Adeta aralarında gizli bir artı varmış gibi. 33 birbirleriyle bağlantılı olarak okunuyor. 33 değil yani. Tıpkı Türkçe'de de yaptığımız gibi. Peki şimdi diyor ki burada hımaazlam yerine elverişli olarak fiilin çekimini yap diyor. Bunu tabii ki dememiş yazı olarak. Ama verdiği iki örnek ile bunu ifade etmiştir. Entüma yazmış yanına iki tane örnek koymuş. Yani entuma zamirine uyumlu olarak fiillerin çekimini yap demek istiyor. Yine entuma gelmiş. Peşine nahnu. Tabi bu fiiller bir önceki dersin son sayfasında geçen yeftahani yekulani yecrisani ketaba karaa bedaa fiilleridir. Bunları zamirlere uyumlu olarak yaz demiş. Şu anda hıma zamirine uyumlu olarak yazılmış hallerini görmektesiniz. Hıma nedir? Yani tesniye. Hüve hüma. Tesniye müzekker. Gaip. Tesniye yani ikil. Müzekker yani eril. Gaip yani üçüncü şahıs olarak yazılışlarını görmektesiniz. Burada ne diyor? Yine hüma yap diyor. Çok da değişen bir şey yok gibi değil mi? Yine hüma. Ama aslında değişen bir şey var. Buradaki hüma müzekker için hüma iken buradaki hüma müennes için hümadır. Yani dişil, yani müennes olarak yazıyor şimdi. Ne değişmiş? Yukarıda yeftahani, şöyle küçültürsem aynı anda görürüz. Evet, yukarıda yeftahani, aşağıda teftahani. Değişen ne? Yayı ta yapıyorsun. Noktaları üstü alman yeterli. Yekulani, tekulani. Yeclisani, teclisani. Şu üst satırdaki kelimelerde yapılması gereken tek şey noktaları, alttaki noktaları silip üste yazmak. Tefrahani, tekulani, tecrisani. Başka bir değişiklik söz konusu değildir. Hemen altta bulunan keteba, kara'a, beda'daki değişiklik nedir? Bak, ktbta Değişen şey ne? Elifin sana ta ekliyorsun. Ketebe, ta gara ta bde e, ta bu bu şekilde buraya yazmalısın yani sadece elifin sağına ta ekleyerek yazman yeterli daha önceden söylemiştik. Tesniyelerde elifin sağında ta olursa o tesneye nedir müennestir demiştik değil mi bir önceki derste geçti bu şimdi de en tüm zamiri ile elverişli olarak yaz demiş Görüldüğü üzere teftahani yine teftahane olarak gelmiştir. Bir değişiklik var mı? Hayır. Dolayısıyla bu da tekulani, bu da teclisani. Yağları ta'ya çevirerek yazman yeterli. Bunlar muzari fiildir. Muzari fiil demek geniş zaman fiili demektir. Mesela yardım ediyor. Yemek yiyor. Dinliyor. Bakıyor. Anlıyor. Kaçıyor yor 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 Sonuna yor ekledin mi geniş zaman şimdiki zaman oluyor er ar geniş zamandır yardım e der er aldı bakar bak, baktı bakıyor bakar er ar takısı aldı mı o zaman da yine geniş zaman er ar ir ur takısı alır bakar, görür, anlar, kaçar, okur, izler, oynar, durup peşinde koşar. Er, ar, ir, ur. Bu geniş zaman. Şimdiki zaman ise yor takısı alır. Bakı yor, anlı yor, kaçı yor, uçuyor. Yani artık nasıl uçuyorsa. Kısacası muzari fiil, şimdiki zaman ve geniş zamanlı fiilleri ifade etmek için kullanılır. Eğer fiil muzari ise Tüm yapman gereken şey ya'yı ta'ya çevirmek. En yapman gereken şey ya'yı ta'ya çevirmek. En yapman gereken şey ya'yı yine ta'ya çevirmek. Muzari'de böyle. Üst satır yani yeftehani, Kuranı, yeclisani bunlar muzari şiildir. Hocam nereden anladın? Şeyin ilk harfi ya'dır. Buradan anladım. Alttaki lere baktığımızda kete, ba, kara, a, bede, bunlar mazi fiildir. Mazi fiil geçmiş zaman fiili demek. Değili geçmiş, mişti geçmiş olmak üzere geçmiş zamanı ikiye ayırabilirsin. Yardım etmişti, bakmıştı, anlamıştı, kaçmıştı, uçmuştu, okumuştu, oynamıştı, tı, ti, tu, okula gitmişti, dersine çalışmıştı. Ne zaman? Bir zaman var geçmiş zamanda. Değili geçmiş zaman. Bir de ne var? Mişli geçmiş zaman var. Anlamıştı, bakmıştı, kaçmıştı, izlemişti, dinlemişti, çalışmıştı. Sonuç olarak değili geçmiş zaman için mazi fiilini kullanıyoruz. Yani bundan sonra muzari fiil dediğimizde geniş zaman, şimdiki zaman fiilidir demelisin. Yani bazı durumlarda gelecek zaman fiili olarak da kullanılır. Şu an için ayrıntıya girmiyorum. Mazi fiil ise geçmiş zaman fiilidir. Değili geçmiş, mişli geçmiş olarak geçmiş fiili ikiye ayırabilirsin. Peki muzari fiilde nasıl yapacağız? Humadı yapılan şey elifin sağına ta eklemekti zaten görüyorsunuz. Ketebe, ketebe ta, kara e, kara e ta 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 şu gördüğün ta'yı sonuna ekliyorsun o yani b de a b de e ta en tuma da ne yapacakmışız sonuna tuma ekliyoruz bak tuma ekliyorsun ama nasıl ekliyorsun burada bir yazı işi gerekebilir keter tuma Keteb, keter tuma yani kelimenin ilk üç harfi ilk üç harfini düşün dördüncü harf elif Onu saf dışı bırak. Üçüncü harfi cezimliyorsun, sukunluyorsun, yuvarlak işareti koyuyorsun. K, T, B. Keteb üçüncü harfi sukunladın ve bu sukun işaretidir. Peşine ne ekliyormuşuz? Tuma ekliyoruz. Bu kadar. Tuma eklediğinde keteb tuma elde edilmiş oluyor. Başka ne vardı? Kara E, Kara Tuma, Kara Tuma yazalım. Kara Tuma. Sonuncu harfi, üçüncü harfi yani sonuncu derken üçüncü harf hangisi? Bir, iki, üç hemzedir. Onu sukunladık. Peşine Tuma ekledik. Bir sonraki fiilimiz beda. Aynısını yapalım. B D B D Tüma Birinci harf, ikinci harf, üçüncü harf hemzedir. Sukun ekledik. İlave olarak tuma ekledik. İlgili kalıbı, istenen kalıbı bulmuş olduk. Bede tuma. Bu entuma da böyle, entuma da da böyle. Ne demek bu iki tane entuma mı olur? İki tane entuma olur. Nitekim iki tane iki tane huma geçti. Bak bir tane huma var. Birinci huma için yazılmış zaten burada yazılmış halini görüyorsun. İkinci huma için yazmamızı istemişlerdi. İki tane huma var. Ha, i̇ki tane de entuma var. Bunlar niye böyle? Birinci huma müzekkelin tesnesi. İkinci huma müennesin tesnisi. Birinci entuma müzekkerin tesnisi. ikinci entuma müennesin tesnisi. Nahnu'ya geldiğinde iki defa nahnu yazma gerek yok. Niye? Nahnu biz demek. Biz. Biz ortaktır. Erkek için de nahnu yazılır. Kadın için de nahnu yazılır. Hiçbir değişiklik meydana gelmez. Bundan dolayı iki defa yazmana da gerek yoktur. Peki yapılan şey nedir? Neftahu muzari için neftahu. Ne ne değişmiş? Yani burada çekilen fiilin fetaha yeftahu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Fetaha yeftahu. Müfredi yani. Müfredlerini bir yazalım tekillerini. Burada kaç fiil var muzari olarak? iki tane. Yeftahane, yekulane, yeclisane. Bu üç fiilin de müfret hallerini, tekil hallerini yazalım. Fetaha yeftahu. Mazi muzari. Fetaha. Nedir? Mazi. Muzarisine geliyormuş. Yeftahu. Birinci fiil bu. İkinci fiil yekulana. Nedir? Ekele yekuluh. E-K-L y k Üçüncü fiilimiz c yecli sudur. c yecli su. Peki. Şimdi bizden ne istenmiş? İstenen nahnu kalıbına çevirmemiz. Neftahu diye yazılmış. Neftahu olduğuna göre ne eklenmiş, ne çıkartılmış? Muzari fiil bu. Yeftahu da ''yağ'' var değil mi? Bu ya'yı silip yerine ne eklemişler? Nun. Bu kadar. Fethala bir nun ekliyorsun. Neftahu elde ediyorsun. Muzari'de nahnu kalıbını elde edebilmek için fiilin evveline nun ekliyorsun ne ekliyorsun? Bir adet fetalunu. Peki ye kulu ne yapmalısın? Ya'yı silip yerine nun eklemez Ye kulu. O zaman ne olur? Ne kulu olur değil mi? Ne kulu. Ye su muzaridir. Ne yapacaksın? Nahnu kalıbı için ya'yı silip yağının yerine fethalı bir nun ekleyeceksin. Ne su oluyor. Bu kadar. Yapman gereken tek şey bu. Ama bunu muzaride yapıyorsun. Mazide değil ya. Yani. Muzareler hangileriydi? Üsttekileri idi zaten. Alttakilerde ne yapmalısın peki? Onların da e, mazisi ortada zaten. Ne yapmış? Keteb ne yapmış. Keteb na. Keteb ne? Peki ne değişmiş? Keteb'den keteb, keteb geçiş sürecinde bizi bekleyen değişiklik nedir acaba? Keteba kelimenin aslı KTB sonunda elif yoktu. Tesniye için eklenmiş. Keteba Keteba'dan nahnu kalıbını elde etmek istersen sondaki elifi silmen gerekir. Önce bir ketebe yazayım ben. Kelimenin müfret müzekker gayb yani ilk yazılış hali bu tesni için sonra da ne yapmışlar? Sonra elif eklemişler. Keteba olmuş. Sen bunu çoğul yapmak istersen elif değil. Elif, elif sil yerine vav yaz. Kete bu cemi halini elde edersin. Şimdi ise bizden hangi kalıbı istenmiş? İstenen kalıp kete na. Yani yani şu. Bir daha yazayım. Oradaki haliyle yazıyorum. Kete Keteba nedir? üçüncü harfi sukunluyoruz. Üçüncü harf ba'dır. Sağdan sola doğru üçüncü harf. Ba'yı sukunla. Dördüncü harfi de sil. Elifi sil. Sildim. Ne yapacağım? Onun yerine ne ekleyeceğim? Na. Keteb. Na oluyor değil mi? Başka ne vardı burada fiil olarak? Kara A vardı. Kara A vardı. Kara A burada niye bu şekilde yani normalde keteba kara A iki tane elif var. Kara A. Kara na diye gelir. Nasıl gelir? Kara na diye gelir. Kara na. Beda a B, N diye gelir. de na. Başka örnek yazmak gerekirse burada yer almayan başka bir örnek vermeye çalışırsak ne veririz? Deriz ki mesela fetahadan yap. Fetah. Nasıl yaparsın? Fetah artı na. fetahna na. Ketebeden yap. ne? Ne Nasaradan yap. Nasıl yapacaksın? Üçüncü harfte sukun. Nasar, na. Celese'den yap. Celese. Üçüncü harfe, sukun var. jeles artı, na. Haraceden yap. Harace. Nasıl yaparsın? Harac artı, na. Kısacası, üçüncü harfe. Yani sonuncu harfe, sukun var. Peşine, na ekle. Semi'a. Semi'a. Nasıl yaparsın? Semiye ne? Bu şekilde gelir. Müfet müzekker gaybini bilirsen, tekil halini, müzekker halini bilirsen, onun sonuncu harfine sukun, peşine na verirsin. Ama burada tesneleri yazılmış. O yüzden sonuncu harfi sukun ver, peşine na ekle diyemedik değil mi? Sonuncu harfi de sil. Onun yerine na ekle dedik. Üçüncü harfi sukun var, Dördüncü harfi silip onun yerine na ekle dedik. Çünkü bunlar tesniyeler, müfret vermemişler size. Peki kara a, kara a'da bir farklılık var. Beda'da da aynı şekilde. İkisinde farklı bir yapı söz konusu. O da nedir? Bunu tam olarak anlayabilmek için fiilin kökenine biraz daha eğilmek gerekir. O da nedir? Kara a aslında nedir? Kara e. Kara e. Yani sonuncu harfi hemzedir. Buna elif değil, hemze denir. Neden? Hareke almış bak. Üstün almış, esra almış, ötre almış. Ona ne dersin? Hemze dersin, elif değil. Bu sonuna kadar bilmeniz gereken bir şey. Elif hareke kabul etmeyen bir harftir. Hemze ise harekeyi kabul eder. Yazılışları çok benzeyebilir, aynı olabilir. Aradaki en belirgin fark biri hareke alır, diğeri almaz. Hangisi hareke alır? Hemze. Kara e tesniye yapmak için ne yapıyorsun? Sonra hemze sonra elif ekliyorsun, değil mi? Ekledim ne oldu? Kara a oldu şu anda. Kara a, kara e elif geldi. Elif ne yapar? Met yapar, uzatır. Kara a oldu. Daha sonra iki tane böyle benzer şey yazmaktansa onu teke düşürmüşler ve demişler ki biz bunu şöyle yazalım. Kara a olsun. Yani burada kara a uzatıyorsun ya gizli met harfi var demek istiyorum bu A'nın açılışı, açılımı nedir? Açılımı bir hemze, bir de eliftir. Hemze de hareket var. Açılımı budur. Gizli Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçer zaten. Gizli metleri açınca ya gizli bir elif, ya gizli bir vav, ya da gizli bir ya karşına çıkacaktır zaten. Bu niye oluşmuş ama? Peş peşe benzer harfler geldiğinden oldu. Aynısı BDA'da da söz konusu. Aslı nedir? B, D, E. B, D, E. Sonuncu harf ne? hemze çünkü harika almış. Testini yapmak için ne yaparsın? Peşine elif eklersin. Eklediğin zaman karşına ne çıkar? B A çıkar. B de A. B de A'nın aslı nedir diye sorarsa ne diyeceksin? Diyeceksin ki burada gizli met var. A diye uzattığına göre bunun açılımı elifle karşına çıkar. Şu şekilde çıkar. A uzatıyor ya bu şekildedir. Bu ekstra bir bilgi. Yani kara A, B de A'daki ayrıntı. Sayfa 34. Ecri, icra et, et temrine, alıştırmayı. Yani şunu inşallah anladık. Müfret bir kelime verildi size. Bu fetaha olabilir. Fetaha olabilir. Semia olabilir. Harace olabilir. Harace. Başka fiil de olabilir tabi. de bunlar olacak diye bir şey yok. Sonuncu bir örnek olarak kateli verelim. Tesniye yap derlerse ne yapman lazım? Artı elif. Feteha diye uzatacak değil mi? Semi'a diye uzatacak. Hara'ca diye uzatır. Gatela diye uzatır. Artı elif yani. Eklediğinde ne olur? Sonuç tesniye olur. Bunlardan çoğu yap derlerse ne yapman gerekir? Elif değil bu defa. Elif'i sil. Elif yani ne eklenir? Bak, elif değil şimdi. Elif'ten vazgeçtik. Cemi yapacağız. Kelimenin sonuna. Vav artı elif. Yani şöyle diyebilirim. Elif var da elifin sağında vav var. Bunu da diyebilirsin. Elifin sağında vav var. Yani t hu şeklinde eklenir. Tamam mı? t hu şeklinde. Elifin sağında vav var. Vav artı elif eklenir. Vav artı elif FETEHU. burada yine aynı şekilde vav artı elif semihu, haracu, katlu şeklinde eklenir cemi için. Tabii Fetha, fethu oldu. Yani sonuncu harfin harekesi fethadan ötreye dönüştü. Semi'u, haracu, katelu. Niye? Çünkü peşinden vav geliyor. Vav da sağ tarafında fethayı sevmez. Ötreyi sever. O yüzden sonuncu harfi de ötreledik. Bunu anlattım. Şimdi geçtim. Bakalım. Ecri uygula et temrine alıştırmaları alıştırmayı el aşağıda gelen alıştırmaları uygula kema fil misal örnekte olduğu gibi sünne sonra ikra oku hu o alıştırmayı tamelu çalışıyor bak çalışı yor dedim değil mi yani şimdiki zaman Çalışıyor. kim Leyla ve Aişe tu Leyla ile Ayşe çalışıyor ikisi de. Nerede? Fil muhteberi muhteberde, laboratuvarda çalışıyorlar. Şimdi burada cümle uzun. Alttaki cümle daha kısa fark ediyorsun. Huma ta'melani fil muhteberi daha kısa. Neden? E, kullanmamış. Kullanmış tesniye olarak. Ama Leyla ve Ayşe'yi kullanmamış. Onun yerine Huma demiş. Zamir kullanmış. Zamir ismin yerini tutan, ismi işaret eden, ismi kullanmaya gerek bırakmayan bir kelime türü. Hüma o ikisi demektir. Hangi ikisi? Leyla ile Ayşe yani. Nedir onlar? Temelani Çalışıyorlar. Nerede? Fil muhtebiri Laboratuvarda. Ketebe yazdı. Kim? Ahmet tek Tek ötreyle. Dalda tek ötre olacak. Ahmet Ahmet yazdı. Ve daha Ali Yun. Ali de yazdı. Her ikisi de yazmış. Ne yazdılar? El er Risalete. Bir mektup, bir mesaj, bir yazı. Huma o ikisi dikkat çekmeye çalıştığı şey şu. Huma tesniye bir zamir ya. Yukarıdaki fiil ne oluyor o zaman? O zamirle elverişli olarak yazılıyor. Huma madem ki tesniyedir peşine gelen fiil de tamela yani tesniye olarak karşımıza çıkmıştır. Yani adet olarak sayısal olarak fiilin zamire uyumu gerekir. Bunu şöyle yazmıyor şuraya yani yasa net olarak daha anlaşılırdı belki değil mi? Bir fiil kesinlikle sağ tarafındaki zamir ile hem sayısal hem de cinsiyet yönünden uyumlu olmalıdır. Bu örnekte verilmek istenen mesaj o bak mesaj o ama bunu bu şekilde ne Türkçe yazmış ne Arapça yazmış. Size kural vermek istemiyor. Size ben örnek veririm, Her örnekten kendin çıkar demeye getirmiş. Veya kendin çıkaramıyorsan da hoca çıkarıp bunu sana söylesin demek istemiş. Ta'melu. Amele ya'melu. Ta'melu. Muzari fiildir. Müfrettir. Müennestir. Gaibedir. Müfrettir yani tekildir. Müennestir yani dişil için kullanmıyor. Bak peşine Leyla gelmiş. Gaibedir yani üçüncü şahıstır. Sen demiyor. Ben demiyor. Leyla adında birisi diyor. Peşine Huma gelmiş. O ikisi manasına geliyor. Zamiri zamiriyle kimlere işaret edilmiş? Leyla ile Ayşe. Leyla ile Ayşe erkek mi kadın mı? Kadındır. Öyleyse hıma zamiri burada nedir? Müennestir. Kadınlara hitaben kullanılmıştır. Müennes ve tesniyedir. O zaman sen de fiilini müennes ve tesniye getirmelisin. Getirmiş zaten. Tamelani demiş ketebe burayı okuduk zaten. Hıma o ikisi zamiri kime işaret ediyor? Ahmet Ahmet'le Ali'ye. Ahmet ve Ali müzekker mi müennes mi? Müzekkerdir. Erkektir ikisi de. Ha, o zaman sen getirme az sonra getireceğin bu fiili müzekker olarak ve tesniye olarak getirmelisin. Ketebe, keteba tesniye yapmak için ba'nın sonuna elif ekliyorsun. Sadece bu keteba keteba yazman yeterli. Keteba huma o ikisi keteba o ikisi çalıştı. Pardon yazdı değil mi? Keteba o ikisi yazdı. Ne yazdılar? Er risalete mesaj yazdılar. Mektup yazdılar. ikinci örnek tezhebu gider gidiyor kim hatice tu tek ötreyle hatice gidiyor ve meryemu Tek ötreyle bu da. Merrem de gidiyor. Nereye? İlerbeyti eve. Tedhebu. Bu ikisi gidiyormuş. Onlar değil bu defa. Tedhebu. Siz ikiniz gidiyorsunuz. Hitaptır bu. İkinci şahıstır. Diğer adıyla muhatabadır. Entuma. Siz ikiniz. Entuma. Siz ikiniz dedi. Niye? Bak Huma demiyor burada. Neden? Çünkü fiil tedhebu siz Hatice ve siz ikiniz gidiyorsunuz dediği için siz ikiniz manasına gelen bir zamirin seçilmesi gerekir. O da nedir? Entumadır. O zaman tedhebu'yu da ne yapman lazım? Muhatabanın tesniyesi yapman lazım. O da ne olur? Tedhebani olur. Yazayım onu. Tedhebani. tevhebani. Bu şekilde gelir. Siz ikiniz gidiyorsunuz ilel beyti. Tekrardan Hatice ve Meryem yazmaya gerek yok yani. Entuma derken zaten onları manasını içeriyor. Siz ikiniz, siz Hatice ve Meryem tevhebani. Siz ikiniz gidiyorsunuz ilel beyti. Evet ilel beyti buraya yaz. 3. Şahede şahidu Yuşahidu izliyor. Kim? Ömer'u tek ötreyle. Tek ötreyle derken yani sonuncu harfler tek ötreyle yazılmalıdır demek istiyorum. Ya gayri mustariftir bunlar. Gayri mustarifin ne olduğu ileride gelecek. Yuşahidu izliyor kim? Ru Ömer adlı kişi ve daha Kerimun Kerim adlı kişi. Kerim iki ötreyle yazılır. Ne izliyorlar? Et faze televizyon izliyorlar. Diyor ki bunu nahnu kalıbına çevirmeni istiyorum. Çevirmek ne? istediğim kalıp bu. Benim isteğim bu yani. Yoksa yuşahidu her zaman nahnuya çevrilir gibi bir şey çıkarma. Yuşahidu biz nahnu kalıbında istiyoruz demiş yazar. Nahnu biz. O zaman yuşahidu de ne yapmalısın? Nahnu kalıbına uygun yazmalısın. Şimdi şahede yuşahidu. Bu değişik bir muzari kalıbı fa'ale yufa'ilu mufa'ale mufa'ale babında muzari bir fiildir. Nahnu kalıbına yazmamız istenmiştir. O da nasıl yazıldı? Şöyle yazılır. Nuşahidu Nuşahidu Nun var burada tamam mı? Nu Nuşahidu Nüşahidu biz izliyoruz yazacaksın. Peşine ettil faze yazacaksın. Ömer ve Kerim yazmayacaksın. Entumada da Hatice Meryem yazmayacaksın. Hıma'dan sonra da Ahmet ve Ali yazmayacaksın. Keteba er risalete. Madde 8. İkra sen oku. Neyi? El-i'dade sayıları öyle sayılar ki el atiyet aşağıda geliyor bak aa sonra sonra sen yaz neyi ha o sayıları nereye yazayım hafızana demiyor fi defterike defterine yaz diyor ama sen hafızana da yaz Peki buradaki sayılar nedir? Diyor ki vahidun bir, isnani iki, selasetun üç, erbaetun dört, hamsetun beş, sittatun 6, seb'atun 7, semaniyatun 8, tisatun 9, asharatun 10, 10. Zaten hemen sol tarafta yazmış bak. Diyor ki bu şu demek ya. Yani. Şöyle bir yazalım. Biz Türkçemizde de şöyle de yapabiliriz değil 1, aşağısına 2, 3 1 nasıl yazılabilir aynı zamanda? Harflerle de yazılabilir. 1, 2 aynı zamanda harflerle de yazılabilir. 2, 3 aynı zamanda harflerle de yazılabilir. 3, ona kadar böyle gidebilirsin. Sonsuza kadar gidebilirsin. Burada da aynısı yapılmış yani. Bak harflerle bir yazmış. Hemen bir ok çizmiş sol tarafında. Demiş ki rakamla bir de böyle yazılır. Öğren. İstinâni harflerle böyleyken rakamlar da şöyle yazılır. Böyle gitmiş ona kadar. Arapça rakamları bilmek iyi olur. Hangi bakımdan? Kur'an-ı Kerim'de 340. sayfayı aç dediğimde gidip meal arayıp Türkçe yazan harfler arama, arayıp uğraşmana gerek yok artık. İmam Hatip okuyorsun. Full Arapça olan bu rakamlar ile yazılmış olan bir Kur'an'da da istenen sayfayı bulabilmelisin. Bunlar kolay işler. Ezberlersen tabii kolay. Dikkat çeken ne? 1 bizim Türkçedeki 1'e benziyor. 2 belki benzemiyor. Sağdan sola doğru bir çizgisi var. 3 3'te 2 tane çizgi var bak. 2'de 1 çizgi sağ tarafa varken 3'te 2 tane var. 4 zaten M'nin veya W'nun değişik bir yazılışı. 5 O gibi. 6 sol tarafa bakıyor. 7 yukarı bakıyor. Roma rakamı gibi değil mi? Roma rakam var böyle 5. Burada 7 de Roma rakamı olarak diyor. Yedi bu. Sekiz ise aşağıya doğru. 9 Bizdeki dokuza benziyor. G'ye benziyor bir yerde. Ona baktığında bir budur. Nokta da sıfırdır. Nokta. Bildiğin nokta sıfır. Yan yana gelirlerse 10 olur. Bu anlatılanlar bu sağdaki rakamlar, sayılar nedir? Müzekker için kullanılır. Sayıları da cinsiyet olarak ayırmışlar. Tabii bunu ilk defa duyan bu Arap dili çok cinsiyetçi bir dil diyebilirsin. Yani rakamları bile müzekker, mühennesi olarak ayırmış. Sağdakiler müzekker için kullanılır iken soldakiler mühennesi için kullanılır. Vahidun bir demek. Vahidetun ne demek? E, o da bir demek. Fark ne? Ve ilahukum ilahun vahidi. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Vahidi müzekker için kullanılır. Vahidetun müennes için kullanılır. Mana aynı ama ikisi de bir demek. İsnani iki, İsnetani de iki. Selasetun üç, selasun bu da üç. Erbaetun dört, erbaun e, bu da dört. Hamsetun beş, hamsun bu da beş. Sittetun, sittun her ikisi de altı demek. Seb'etun, seb'un ikisi de yedi. Semaniyetun. Semani her ikisi de nedir? 8. Tis'atun. Tis'un her ikisi de 9. Aşratun. Aşerun her ikisi de on demek oluyor. Birisi müzekker, sağ taraftakiler müzekker, sol taraftakilerse müennes için kullanılmaktadır. Ne fark var yazılışta? Şöyle bir fark var. Bak şimdi. Müzekkerin bir ile iki yazılışları. Vahidun isnani. Yazısına bakarsan hiçbir müenneslik alameti yoktur. Yani yazılışta ta almamışlardır. Bir ile ikiden bahsediyorum. Mühendisin bir ve ikisine bakarsan vahide kapalı ta almış. Kelimenin sonunda kapalı ta ta merbuta olursa o kelime nedir? Mühendistir demiştik. Dolayısıyla vahide tun İsne İsnetani zaten tesniye bir yazılışa sahiptir. Elif'in sağında ta var. Dolayısıyla bu da müennes bir yazıma sahiptir diyebilirsin. 1 ile 2 böyle. Müennes olanlarda müenneslik alameti var. Müzekker olanlarda ise müenneslik alameti yok. 1 ile 2 yani demek ki ne? Bu şekilde. Ama 3'ten itibaren zıtlık başlıyor. Bak 1 ve 2 de müennes kelimelerde müenneslik alameti varken 3'e geçtiğin gibi bir alamet yok. Selasun, Erbaun, Hamsun mühendislik alameti yok. Yani kapalı ta yok veya elifin sağında ta yok. 3 dahil olmak üzere ona kadar hiçbir mühendis rakamda mühendislik alameti yoktur. 3'ten itibaren müzekker kelimelere geçiyor ta'lar. Mühendislik alameti müzekker olanlara geçiyor. Yani yazılışı mühendis bunlar ama yine de müzekker için kullanılıyorlar. Tamam. Yazılışları mühendis sadece. Selase tun erbaa tun hamse tun sitte tun sebaa tun semaniye tun tis un tis Tun, tun Rakamları birden ona kadar müzeker ve müennes yazılışlarının ezberlenmesi gerekir. 1 ila 2'nin 1 ve 2'nin müennes yazılışları müennestir. 3'ten 10'a kadar müennes yazılanlarsa aslında müzekerdir şeklinde bilmek gerekir. Bunlar önemli yani. 9. İstemi'ye kulak ver, dinle, ilel ibarati aşağıdaki yazılara kulak ver. Ve <laughs> e'ide ve tekrarla ha onları. Sümme daha sonra ne yap? Uktup. sen yaz. Ha onları nasıl yazayım? Kemafil misal örnekte olduğu gibi yaz. Ettabikul aşir. Ha, burada işler değişiyor şimdi bak. Aşir demiş. Aşir. Burada nasıl geçti? Aşerun, aşratun. Burada nasıl geçiyor? Aşir. Aynı şey değil ki. Fark var. Bir sayıyı şu kalıba alırsan. Fa'il kalıbına alırsan. Fa'il. Nasir, katip, fatih, fark etmez yani bir rakam bu kalıbı aldığında c manasına gelir. Nasıl c? Bir değil yani. Birinci, ikinci, üçüncü. Kısacası sıra sayısı belirtir. Bir yarış var adeta, bir maraton var. Koştu, ipi o gösterdi. Birinci oldu, ikinci oldu. Sıra belirtir. Aşara demiyor. Aşir, tasin, samin, sabiyen. Yani ilk harf uzatıyor fa'il gibi. Fa'il kalıbı derken onu kastediyorum. İlk harfin uzatması. İlk harften sonra elifin gelmesi. Peşine estrenin gelmesi. Bunu kastediyorum. Fa'il derken bu hoca ne kastetti? Şimdi fa'il de neyiniz? Şu. İlk harften sonra elif gelmiş. ilk harfi uzatmış. Peşine estre gelmiş. Kastettiğim bu. Bak ta si estreli. Ta min. Sa-bi. Bu şekilde. Ne demek bu? Sıra belirtir. Karşımızda bir apartman, bir gökdelen var. Yani deprem olan şu günlerde böyle bir yerde oturmayı önerir miyiz bilmiyorum. Hatta bir kat demek. Kat, üçüncü kat, beşinci kat. Binanın felence katı. Ettabikul aşiru onuncu kat demektir. Ettabikul aşiru. Aynı şey ardarda arda yazılmış gördüğüm kadarıyla. Doğru mu? Ettabikul aşiru. Ettabikul aşiru. Ettabiku tasi'u, dokuzuncu kat. Ettabiku saminu, sekizinci kat. Aynılarını buraya yazmanız isteniyor. Ettabiku sabi'u, yedinci kat. Ettabiku sadisu, altıncı kat. Altı kat değil yani, altıncı Ettabikul hamisu. Beşinci kat. Tabi kat demek. Soldakilerde rakam zaten. Et-tabiku rabi'u dördüncü kat. Et-tabiku salisu üçüncü kat. Et-tabiku sani ikinci kat. et tabikul evvelu birinci kat. Altta bir kat daha var. O da zemin kat. Birinci kat diye adlandırılmamış. 36. Madde 10. Ecri, icra et, uygula, et, temrine alıştırmayı kema fil misali. Örnekte olduğu gibi diyor. Biz de bu 10. alıştırmada bırakıyoruz. Sayfa 36.